Başbakan olduğum zaman affedersiniz başbakanlıktaki tuvaletin içinde kara fatmalar dolaşıyordu biliyor musunuz? İnanın böyle. Bir başbakan böyle bir odada çalışabilir mi ya? Tabii ki işin bahanesi bu. Aman böcekleri yüzünden saray inşa edilmedi elbette. Erdoğan'ın hayalini kurduğu yeni rejimin yeni simgelere ihtiyacı vardı. 1950 yılındaki seçimle adım atılan parlamenter sistem 24 Haziran 2018'deki seçimle rafa kaldırıldı. Başkanlık sistemine geçildi. Başkanlığın sığınağı da saray oldu. 1000 odalı değil, 1150 küsur odası var. Konumuz sarayın odaları, masrafı, maliyeti değil. Sadece Türkiye'de değil, dünyada da yeterince konuşulduğu konuşuluyor. Biz size Erdoğan tipi başkanlık sistemini ve akıbetini anlatacağız. Başkanlık sisteminde kuvvetler ayrımı var kesin olarak. Turgut Özal'ın Türkiye gündemine taşıdığı ve Süleyman Demirel'in de savunduğu sistemi Erdoğan yetkilerin tamamını şahsında toplayarak ucube bir modelle hayata geçirdi. Adına da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi dedi ama Türk tipi başkanlık sistemi olarak kafalara kazındı. Arkadan başka kuş tanımayanların aklına başkanlık sistemi deyince hemen diktatörlük geliyor. Her ne kadar adı konulmamış olsa da Türkiye diktatörlüğü aratmayan bir modelle tanıştı. Bu modelle başkanlık sisteminin olmazsa olmazı kuvvetler ayrılığı ilkesi kaldırıldı. Yerine Cumhurbaşkanı'nın şahsında birleşen, siyasal gücün tek elde toplandığı bir model getirildi. Meclisin yetkileri elinden alındı. Ülkenin Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle yönetildiği, şahsa dayalı bir sistem oluşturuldu. Daha basit ifade edersek, Erdoğan'ı da yine Erdoğan'ın denetlediği, her istediğini istediği gibi yapabildiği, hatta kendi kendine atadığı bir sistem çıktı ortaya. Ben kendi adıma büyük bir helalleşme ihtiyacı hissediyorum. Ne için? Şu 2017 referandumunda diyorum ki keşke konuşmama kararımı bozup da konuşsaydım. Millete ya bu iş yanlış, memleketin başına belayı sokacağız diye keşke anlatsaydım. Hiçbir yerde AK Parti milletvekili ve AK Parti'nin eski başbakanı olarak benim 2017'deki anayasa değişikliği referandumuna evet çağrısı yaptığım bir şey şahit olmadım. Bir zamanlar AKP'nin iki önemli aktörü Babacan ve Davutoğlu başkanlık sistemine geçişte sessiz kaldılar. Türk tipi başkanlık sisteminin Erdoğan'ın vaat ettiği gibi çözüm değil, tersine beklendiği gibi kriz üreteceğini biliyorlardı. Yıllar sonra hatalarını itiraf etseler de Erdoğan'ın tabiriyle atı alan Üsküdar'ı geçti. Bizi bu ucube sistemden kurtarın. Bizi bozmayın. Ankara'nın halledeceğim. Buraya kadar geldi. Halledeceğim. Beraber halledeceğim. Derin ekonomik kriz vatandaşı rehine aldı. İki yakası bir araya gelemedi. Adalet, demokrasi, özgürlük alanlarına hiç girmeyelim. İçinden çıkmak mümkün değil. Jest ve mimiklerimiz bile terör suçu için yeterli bir sebep oldu. Mimiklerimiz anlaşılmasın diye artık yayına böyle çıkacağız sayın seyirciler. Gördüğünüz gibi mimik ya, ceza ya, sayın Retik Başkanı. Erdoğan da tek adam oldu olmasına ama sefasını süremedi. Bir ayağı uçurumda ve yokuş aşağı iniyor. Bir de eriyen oyları var ki sarayda huzur kalmadı. Şu ana kadar yaptıklarımız daha ısınma turları bile sayılmaz. Peki ya Erdoğan kaybederse? Ucube sistemin akıbeti en çok merak edilen konu. Sarayı da es geçmeyelim. O sarayı üniversiteye vereceğim. Orası bilim yuvası olacak. Saray görünümlü kumarhanemizi de başınıza yıkmaya geliyoruz. Sarayın çözümü kolay ama sistem değişikliği çok da kolay değil. Neden diye merak edenlere tane tane anlatalım. Millet o defteri kapattı. Artık bir parlamenter demokrasi diye bir şey söz konusu değil. Erdoğan kapandı dese de kapanmadığını çok iyi biliyor. Fırsatını bulsa parlamenter sisteme belki de kendisi geçecek. Çünkü bu sistemde geçerli oyların %50'sinden bir oy fazla alması gerekiyor. Oyları eriyen Erdoğan ittifak olmadan bu barajı geçemiyor. Zaten Erdoğan da bunu çok önceden fark etti. Ancak ortağını ikna edemeyince geri adım attı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Türkiye'nin arayıp bulduğu şifadır. Bu sistemden geri dönüş yoktur. Erdoğan'ın kurmayları çıkış yolu arıyor. Hazırlıklar var. Yeni anayasa için muhalefete sistem revizyonu önerisiyle gitmeye hazırlandığını da belirtelim. Biz parlamenter sisteme geçiyoruz. Yok şu kadar süre sonra geçilecek. Yok bunlar falan. Hepsi olan hikaye. 5 dakikada geçilir. Parlamenter sisteme dönüş de öyle muhalefetin anlattığı gibi kolay görünmüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisi isterse mümkün, her yandan kıl çeker gibi kolay. Ancak şimdilik ikna edilmesi zor. Şimdilik vurgusu önemli. Videomuzun devamında ne demek istediğimizi anlayacaksınız. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmek için anayasa değişikliği şart. Bunun için de muhalefetin anayasayı tek başına değiştirecek sandalye sayısına ulaşması gerekiyor. Burası çok önemli. Duyanlar duymayanları anlatsın lütfen. %50 artı 1 alarak Cumhurbaşkanı seçimini kazanmak her şeye yetmiyor. Biz hem Cumhurbaşkanlığını kazanmak zorundayız, hem parlamentoda sayıyı yüksek tutmak durumundayız ve bütün matematiği buna göre yapmak zorundayız. Cumhurbaşkanı seçimini kazanmak her şeye yetmiyor. Kafanızda soru işaretleri kalmasın. Şöyle ki tıpkı İstanbul Belediye Başkanlığını kazanıp belediye meclisinde çoğunluğa sahip olamamak gibi.
gibi. Bu yüzden de her istediğini yapamamak gibi düşünün. Muhalefetin Cumhurbaşkanlığı seçimini kazandığını varsayalım. Bu sistemden vazgeçmeyi sağlayabilmesi için en az 400 milletvekiline sahip olması gerekiyor. 360 sandalye kazanırlarsa da anayasa değişikliği referanduma sunabiliyor. Bu anayasa değişikliği için bizim en az 360 milletvekili olması gerekiyor. Yani Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmak sistemi değiştirmekten çok daha kolay. Muhalefetin anlatmak istediği ama anlatamadığı konu da bu. O kadar çok toplanıp o kadar çok açıklama yaptılar ki seçmene anlatacakları mesajdan koptular. Tüm milletimizden 2023'te son defa ve çok daha güçlü bir destek istiyoruz. Son defa ifademizi birileri yanlış anlıyor. Ben bu seçimle ilgili söylüyorum. Ancak siyasete veda edeceğini söylemedi. Bakarsınız yeniden başbakan olur. Hoppala, nereden çıktı diyebilirsiniz. 2028 yılının seçimi öncesi Erdoğan muhalefetle anlaşıp parlamenter sisteme geçer mi? Geçer. Yapmadığı şey değil. Yani iktidarda kalabilmek için başvurmayacağı yol yoktur.